Beraber inceleyelim, arkadaşın düşüncelerini alalım gibi topçuluğumuzda okuyabiliyoruz. Okuduğumuz zaman bazısı ya benim bu özelim, benimki kağıdımı okumayın diyebiliyor. Onları da açık kapı bırakmamız gerekiyor. Çok teşekkürler paylaştığınız için. Tekrar duruşmaların başına geçiyoruz. İkinci sayfada sizden bir uygulama örneği var. Eski meslekçisiz postlarımızdan Tolga Yançın paylaşımı. Geçen hafta beraberdi, o bu hafta kurumumuzla beraber değil. Mesela o kendi bir format belirlemiş. Dedi ki istediğimiz gibi şekillendirebiliriz diye. İlk buluşuyor arkadaşlarıyla, öğrencili, sosyal grubuyla. İlk 10 dakika genel duruma yönelik sohbet yapıyorlar bunlar. Ortalama süreler tabii. Sonraki 15 dakika derslerle ilgili görüşme. Hani varsa bir sorun yaşıyorlar mı? Sınav sonuçları neler? Tüm bunları değerlendiriyorlar. Sonraki 15 dakika okulda yaşanan sorunların çözümüne yönelik ortak fikir paylaşımı. Yani ortak bir sorun varsa tabii üstte konuşabileceğimiz, beraber fikir üretebileceğimiz bir konuysa. Sonraki 20 dakika bir önceki buluşmada konuştuklarının bu geçen süre zarfında kendi hayatlarına etkisi. Onlarla ilgili bir şey fark ettiler mesela. Güveni konuştuk, hedef belirlemeyi konuştuk. Hedefle ilgili bir adım attılar mı? Neler düşünüyorlar? Hedefleri değiştirdiler mi? Bağlılıkta nasıllar? Yani güvenleriyle ilgili yaşadıkları yeni bir tecrübe var. Bunları paylaşıyorlar. Ve sonraki bir saatte modül çalışması yapıyorlarmış. Tolga Bey ve ekibi. Tolga Bey'in kendisi için uyguladığı bir yöntem. Hani siz de bu şekilde kendi içinize sinecek şekilde formatınızı belirleyebilirsiniz. Mesela siz nerede yapıyorsunuz Musa Bey? Görüşmeyi iş yerinizde mi demiştiniz? Evet. Hafta sonu iş yerinizde. İş yerinizin sosyal tesisleri var. Böyle kafeteryası var, büyük salonlar var, eğitim salonu var. Orada daha uygun. Okulda bir sınıfta denedik önce. Baktık sınıfta olmuyor. Dar bir ortam oluyor. Veya çocukların dersleri oluyor. Bazıları katılıyor, bazıları katılamıyor. Çatışıyor orada. Sosyal tesislerimizin böyle aynı bu şekilde geniş yerler var. Eğitim salonu var. Orada yapıyoruz. Orada yapıyorsunuz. Sizler yapıyorsunuz Kerem Bey. Ben sınıfta yapıyorum. Nasıl bir ortamda? İş açıkçası ilk toplantı kütüphanede yaptım. İkinci ve üçüncüyü de okulun konferans salonunda yaptım. Güzel işte. Amfiteyatrdı konferans salonu. Orada şikayetlerini geçti. Tabii kütüphane küçük olması sebebiyle biraz daha sıkıntılı geçti. Çünkü kütüphane insanlar birbirini böldü falan. Ama verimli geçti. Anladım. Mülakat gibi bir oturma düzeni düşünebiliriz. Hani öyle bir düzen oluşturmaya çalışabiliriz. Biz böyle öğretmenmiş gibi değil ama hani yine bir yuvarlak olmak, u olmak, aramızı almak. Siz nasıl yapıyorsunuz Emel Hanım? Benim turizm meslek lisesi olduğu için uygulama restoranları var. Orada birkaç masayı bir araya getirip, masa düzeninde hepimiz etrafında şeklinde yapıyoruz. Yine bir hani evet, beraber çalışmış oluyorsunuz. Siz Murat Bey? Ben okulda sınıf düzeninde yapıyorum ama aralarına katılarak yapıyorum ve aynı uygulama formundan bir tane de kendim alıp onlarla birlikte yanlarına oturuyorum. Beraber de ben de bakayım diyorum. Keyifli bir de olur bak. Güzel. Güzel. 9. sınıf buluşmalarımızla temel amacımız bursiyerlerimizin kendilerine güvenlerini artırarak emin adımlarla hedeflerine ilerlemelerine destek olmak. 9. sınıf buluşmalarımız yani bu her iki buluşmayı da şöyle şemalandırmaya çalışırsak amacımız bursiyerlerin hedef belirlemelerine destek olmak, hedef bağlılığı yaratmak ve hedeflerine doğru ilerlerken onları desteklemek. Tamam, hedefim var, çok yapmak istiyorum ama nasıl yapacağım? Kendime güvenmezsem hedefime doğru ilerleyemem. Koşmayı bırakın yürüyemem. Çünkü hedefime ulaşacağıma inanmam. Hedefime ulaşabilecek gücü kendimde görmem. Hedefime ulaşmak için gerekli yetileri, becerileri kendimde görmem. O yüzden önce kendime güven vereyim ki o hedefi yakın göreyim kendime. Hedef ulaşılabilir, tutabilir göreyim. Çok önemli. Gençlerin güven kazanması. Hiçbir şey yapamasak bile bu buluşmalarda. Birazcık da olsa güvenlerini artırabilirsek. İşte yüzlerce deniz yıldızı. Ve güvenimi belirledim. Yani kendime güvenliyim, hedefimi belirledim, hedefe doğru ilerliyorum. Bu ilerleme yolunda bir aksiyon planı çıkarıyorum kendime. Hani hedefe nasıl ilerleyeceğim? Tamam orada duruyor hedefim ama ona ulaşmak için ne yapmam lazım? Mesela meslek yüksek okulunu kazanmak mı? Bunun için staj mı yapmalıyım? Çok ders mi çalışmalıyım?
pratik mi yapmalıyım, neler yapmam lazım, bir planımı yapmam lazım. Ve bu planı uygulayabilmek, verimli uygulayabilmek, hedefime kolay ulaşabilmek için de zaman yönetimi becerileri kazanmam gerekir ki planım işlevsel olur. İşte bu yüzden güvenle hedefe doğru ilerliyoruz ilk buluşmamız ve bu yolda başarılı olabilmek için zamanımızı yönetiyoruz ikinci buluşmamız. İlk buluşmaya bakalım. Güvenle hedefe doğru. Başarıya ulaşamayanların %90'ı yenilgiye uğramamıştır. Sadece pes etmişlerdir. İşte pes etmemek. Kendimize inandıktan sonra o yolda azimli, istekli bir şekilde ilerlemek. Bu yüzden güvene ihtiyacımız var. Bu son noktayı görebileceğimize inanmak. Özgüven nedir? Bununla ve... Kendinle barışık olmak. Kendinle barışık olmak çok güzel canım. Agah Bey siz. Toplumla barışık olmak. Toplumla da barışık olmak. Bir kendimiz boyutu var, bir de dışarı boyutu var. Güveni genelde özgüveni hani başarı odaklı, kendimizle ilgili düşünüyoruz. Ama özgüven sadece başarabilir olma duygusu değil. Aynı zamanda sevilebilir olma duygusu da. Kendisiyle de barışık olması. Kendisiyle barışık olması, çevresiyle barışık olması. Dolayısıyla hayatımızın her alanına yansıyan bir özelliği var. Buradan da sesler var. Geçelim, özür dilerim. Bizim burada aslında en çok zorlanacağımız nokta burası. Çünkü Türk toplumuna ters bir mantık. Yani biz çocukluğumuz boyunca, daha doğrusu eski jenerasyon olarak baktığımız zaman büyüklerin yanında konuşma gibi bir kavram vardı ki hala vardı. Yani birçok, hele bu üzerimize alacağımız kişileri de üzerine alırsak, düşünürsek onlar da hala vardır. O kültürdeki insanlarda. Bence en çok üzerine düşmeniz gereken nokta burası. Yani toplumda kendini ifade edebilen, işte bu tip şeylerde daha girişken olan insanlar zaten başarılı olabiliyor her noktada. Bizim belki %80 en çok çocukları aşılamamız gereken nokta burası. Evet. Ve hani daha çok yapamazsın, edemezsin mesajları alırken hayır yapabilirsin, edebilirsin, başarabilirsin, sevilebilirsin, sevebilirsin mesajı veriyoruz. Özgüven, abi, bireyim, buyurunuz. Arkadaşımızın söylediği şeye kafamda bir çelişki olmuş. Bu yüzden. Şimdi bizim toplumumuzun dediği gibi bir kültür yapısı var. Şimdi bir dünyada konuşmuyor. Şimdi biz bir çelişki yaratmayalım bu yerlerde. Biz çocuğa kendine güven, kendine güven imajını yaratırken çocuk de o kültürün içinde yaşamaya devam edecek. Ama o kültür onu daha çok sıkıntıya sokuyor olabilir o noktada. Şimdi bizim vereceklerimiz hani içten bazı özellikler. Kendi güvenini artıracağız. Ama bir takım işte ahlaki, toplumsal kurallara ya da bir takım davranış yapısına çok müdahale etmiyoruz. Ya da onları değiştirecek, hani aile hayatını engelleyecek ya da kültüründe bir fark yaratacak, kültürüyle tersleşmesini, çelişmesini sağlayacak olan hamle, müdahaleler ya da davranış değişiklikleri olmayacak. Ama beyefendi orada gelmek istediği nokta, hani biz çok böyle kendini ifade etmeyi, kendine göstermeye alıştırılmadığımız için öyle bir örnek verdi. Yani hani çok konuşmuyoruz, işte küçüklere çok söz hakkı verilmiyor, fikri sorulmuyor. Bunlara rağmen böyle yetişmiş bir çocuğu, biz biraz daha kendi ifade etmesine çalışacağız. Ya yani desteklenmemiş olacak, geliştirilmiyor. Aslında hani biraz daha kendi ifade etmeye alıştırılsa genç, çocukluktan itibaren, küçüklükten itibaren, o zaman kendi güveni de gelişiyor olacak. Biz geliştirilmemiş, desteklenmemiş bir noktada onları geliştirmeye, desteklemeye çalışıyoruz. Ama öyle problem yaşanmayacak. Burada sıkıntıyı yaratan bence kelimeler, barışık olma kelimesi bence. Yani insanın kendinden memnun olması demek lazım. Yani insan tabii ki bir toplumun içinde yaşıyor, bir kültürün içinde yaşıyor. Dolayısıyla bu kültürün içinde bazı şeyler var. Arkadaşımızın dediği edep deniliyor. Yani insanın edepsiz olması gerekmez. Yani o kültürün içinde eğer öyle algılanıyorsa. Ama kendine güven demek, özgüven demek bence kendinden memnun olmak demek. Yani tamam ben böyleyim, ben bu halimden memnunum. Yani o toplum bazı şartları varsa, o toplumda yaşamanın bazı şartları varsa ona da uyarım. Ama ben de kendimi
bildiğimi bilirim. Bazı yerlerde konuşurum, bazı yerlerde konuşmam. Yani bence insanın kendinden, halinden memnun olması daha doğru bir ifade gibi. Bu barışıklık biraz işi karıştırır. Çünkü barışık yani, olmakla ifade edilen de burada memnun olmak aslında. Evet, yani başka bir ifadesi gibi düşünebiliriz. Şimdi normalde 13-14 yaşı ya da 15 yaşındaki çocuklar için özgüven hakikaten yüksek. Yani onlar dünyanın hakimi olduklarını zannediyorlar. Her şeyi yapabileceklerini biliyorlar. Fakat bizim vermemiz gereken gerçekten özgüvenleri var. Fakat bunun bir sistematik içerisinde işlenmesi ve ayaklarının yere basabilmesi durumunu ortaya koymak. Yani yani hiçbir şey yokken özgüveni çok yüksek olması başarı getirmeyecek. Bunun özgüvenin sistematik bir şekilde işlenmesi ya da sistematik bir şekilde getirilmesi belki başarı getirir. Kesinlikle, kesinlikle. Ama konusunda hepsinin kendi güvenmesi konusunda bilinçli bir güven mi o? Yoksa o gençliğin cesareti mi? Hani böyle işte ataklığı vesaire mi? Burada kastettiğimiz güvenle kendini tanıyarak, kendi işte özelliklerini bilerek, potansiyelini bilerek güven duyması. Devam edelim. Varlığımız bile kendini güvenli destekleyecek ama sadece küçük bir şey yapmak istiyorum özgürlüğe müsaadenizle. Hani hedef belirlemeyeceğiz, hedef belirleme alışkanlığı kazandıracağız. Hedeflerin başında için özgürlüğü sınırlı şekilde. Yani hayatlarını ve sosyal hayatlarını kültürel, kendileriyle veya çevrelerin çatışmalarına şey yapacak çünkü laboratuvar ortamında deney yapmayacağız. Sosyal şey yapmayacağız. Ama bir şu var, onların hakikaten her şeyi yapabilecek. Her şeyi yapabileceklerini biliyorlar çünkü o pozisyondalar. 13-14 yaş. Çok fazla olaylar var. Eğer doğru yönlendirilirse belki de hakikaten de bize çok düşük gelebilecek şeyleri başarabilecek bir çocuk olabilir. Çünkü o bizim için kapalı bir yol. Onun için geçmiş. Önemli olan. Ama bu çocuk arkadaşlar, yani normal çocuklar değil. Bunlar hayatı sırtlarında bu yaşta taşıyan insanlar. Yani belirli problemleri var. Kimi hafta sonu çalışıyor, parasını kazanıp okula gitmeye çalışıyor. Öbür tarafa ailesi sürekli işte bunun ders çalışması veya imkansızlıklarını çocuğun üzerine empoze ediyor. Bu çocukların eğer hafta sonu çalışıp parasını kazandığını bilme yetisi olanlarda evet özgüven var ama diğerlerinde hiç özgüven yok. Yani biz bu özgüveni işlerken ben mesela şeyi hissettim. Çocuklar özgüvenden sonra öyle bir gaz aldılar ki bence kendilerine geldiler. Yani kendilerini çünkü hiç saymış oluyorlar. Yani kendilerinin bile farkında değiller. Çünkü geleceğe bakamıyorlar. Yani hayal bile yapamıyorlar. Hayal bile edemiyorlar. Yani kafalarında öyle böyle bir şey var ki yarını düşünmüyorlar. Bugün ne yapabilirimi düşünüyorlar. Eve gittiği zaman ablasının baskısında bugün öğleden sonra nelerle karşılaşacağını bilemiyor. Bunun sıkıntısını yaşıyor. Veya işte babası o gün belki eve gelmeyecek. Belki de Almanya'da başka bir handikaplarla karşılaşıyor. Bu çocuklar böyle potansiyel çocuklar. Bildiğiniz doğru. Yani normal bir çocuk 13-14 yaşında kendine özgüveni çok fazla böyle çok cesaret alabilir ama bu kitlede böyle bir şey yok bence. Ben 19 tane bursiyerle çalıştım işte koca bir sene. Bu çocuklar hakikaten sıkıntılı, problemli çocuklar ve siz ona bence de yaklaşabilen, olumlu yaklaşabilen, yol gösterebilen, onlara koştuk yapabilen tek insansınız. Çünkü rehber öğretmenleri var okulda. Rehber öğretmenlerin ancak zamanları okulda işte disiplin problemi olan çocuklarla geçirmeye gidiyor. Aileleri zaten zaman ayırıyor çocuklara. Bu çocuklar hayatta yapayalnız çocuklar. Bir şeyler yapmak istiyorlar ama ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Gelecekte para kazanmak zorundalar çünkü ailelerinden gelebilecek herhangi bir şey yok bunlara. Yani babası zengin değil, işte hayatlarını kazanamıyorlar. Dolayısıyla bu işte baskı altında gününü kurtaramıyor. Ben bilmiyorum. Sizinki de öyle. Hani çoğunluk da belki öyle. O farklı örneklerle gelecek. Bu gençlerde 4 sene. Değil mi yani? Bu 2. senesinde bu kendini özgüvenini kazandı genç. Ben dedim ki abi ya dedi aslında astronot olmuş.
ben pilot olmak istiyorum. Ne diyeceğiz? Uç modelini mi diyeceğiz? Demeyeceğiz. Kendi de gelecek herhalde. Ama yani işte bunu bir özgüveni verdik. Ben sıkılamaya çalıştım. Ben sıkılamaya çalıştım. Ben sıkılamaya çalıştım. Ben sıkılamaya çalıştım. Ben kendim eğer gerçekten istediğiniz oysa, gerçekten sizi mutlu edecek, memnun edecek olan oysa ve yapabileceğiniz, ulaşabileceğiniz bir hedefse, biraz sonra geleceğiz ona. Orada tabii ki engelleme gibi bir durum yok. Herkes kendi sevdiği ve mutlu olduğu işi yapsın. Devam edelim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Sözünü teslim aldım. Rica ederim. Herhalde biz yaşadık çevrede. Biz kendi çevremize bakarak bazı şeyler karar veriyoruz. İşte 13-14 yaşındaki bizim tanıdığımız çocuklara canavar gibi kendine çok farklı gösteren çocuklar. Ben bunu askere gitmeden evvel yaşamıştım. Hep herkes üniversite mezunu gibi geliyordu. İşte herkes işte çok zeki, askerde ne yapacağız ki boşuna falan. Ama gittiğim yerde 55 kişi vardı ve sadece ben üniversite mezunuydum. Geri kalan hepsi ilkokul mezunu, bazıları Türkçe bilmiyordu. Yani bunu biz herhalde ortamın içine girdiğimiz zaman daha çok. Yani şimdi bize benim yeğenim geliyor gözümün önüne 13-14 yaşında. Canavar bu çocuk bilgisayarı benden daha iyi kullanıyor. İngilizcesi var. Şimdi sizin her anlattığınızda ben onu düşünürsem yanlış bir karar veriyorum ama diğer çocukları gördüğüm zaman herhalde evet yani bu bize gerçekten ihtiyacı var gibi geçecektir. Evet. Bunu da yaşayarak öğrendim. Hep söylediğimiz yani oraya gittiğimiz zaman artık olayın içine girmiş olacağız. Ve yani bu bütün anlattıklarımız, hem benimkiler hem diğer arkadaşlarımın hem eski meslek ses koçlarımızın tecrübeleri oturacak. Çok kısaca alabilir miyim öyle? Kısaca bahsettiğim az önceki Ethem'in bahsettiği örneği ben yaşadım. Evet, belki gelecek size ben astronot olmak istiyorum diyecek çünkü benim çocuklarımdan birisi kız çocuğu ve futbol oynuyor. Ve bana şey söyledi işte hani hedef belirleme, özgüven vesaire. Konuşuyoruz. Ben futbol oynamak istiyorum. Ne diyeceksin? Kız çocuk musun sen? Oynama mı diyeceksin? Tabii ki değil. İçindeki onu yapmak istiyorsa ve bunu yapıyor zaten. Mahallede kaç arkadaşıyla ve erkeklerle de oynuyormuş. Bununla ilgili hani ne yapabilirsin? İşte takımdan okulun takımı vesaire işte okulun beden eğitimi öğretmeniyle diyaloğa geçmesi, irtibata geçmesi. Onun önünü kesmiyorsun. O onun hayali çünkü. Hayalini gerçekleştirmesi için neler yaptığıyla ilgili oturup Şaziye'ye futbolla ilgili ne yapabilirim konuşuyoruz ben mesela. Yani bu örnekler olacak. Ben kendime örnek vereyim. Ben gençliğimde aya gitmek vardı yani hayallerimde. Ben kendime örnek vereyim. Aya gitmek vardı yani gençliğimde. Çocukken durdum aya gidip. Şu an bile bilgisayarda ekran koyuyordu belki ayı resim. Koç lazımmış ama o zaman. Koç lazımmış. O zaman öyle yani. Yere basması için. Hayallerimiz daha fazla geçmiş. Ben daha da büyüğüm. Aya gitme şeyler mi? Özgüvenin önemini biraz daha görebilmek için. Ya burada bir şey var hocam. Yani hayaller biraz önce dedik ya işte hayallerimi iyi düşündüm. Hayallerimi işte engelleri kaldırdım işte gerçeklere ulaştım. Daha önceki derslerde söylemiş olmuşuz. Sonuçta insanların hayalleri var. İmkanları yok. Şimdi insanların hayallerini söndürmek kadar kötü bir şey olamaz. Yani bence insanların hayallerini söndürmeyelim. Gittiğimiz yerlerde onların hayali çünkü onun hesabında yaşıyorlar. O onlara yaşam enerjisi veriyor. O yaşam enerjisini hayalini öldürürsek ya olmaz ya bu da mı olur dersek bence koştuktan öte daha kötü bir duruma getirmiş oluruz. Bence hayalleriyle yaşasınlar fakat hayallerini yaşarken bizim çizmiş olduğumuz yol etrafında gidebilecekleri yer neyse kendileri evet. Görsünler. Hayallerini söndürmeyelim ama hedef belirlerken de gerçekleştirebilecekleri hayallerine hedef olarak belirleyelim. Hani diğerleri kalabilir orada ama bir hedef soğuk bir hedef belirliyorsak o gerçekleştirebileceğimiz hayaller olur. Özgüven önemine bakmak için şöyle çabukça geçelim. Özgüvensiz insanlar nasıl olur? Özgüvenli insanlar nasıl olur? Böylece de bir ayrımında görmüş olacağız. Özgüven neler kazandırıyor? Kendilerine güvenmez, başarılı ve mutlu olabileceklere inanmazlar. Kendi hayatlarıyla ilgili karar almakta zorlanırlar çünkü bilmiyor. Hani nasıl yaparım, güce sahip miyim, karar alacağım ama bitirebilir miyim, sonuna ulaşabilir miyim emin değil. Sorumluluk almaktan çekinirler yine aynı kaygılarla. Yapmaları gereken işlerden kaçarlar. Kolaylıkla vazgeçebilir, işlerini yarım bırakabilirler. Yani güven olmadığı için o bağlılık da yok. Devam ettirme gücünü çok çabuk kendine toparlayamayabiliyor. Bulundukları durum ya da ortamın kendi kafalarında olduğundan daha kötü algılarlar. Özgüvenli insanlar ise
kendilerinden ve yaşadıkları hayattan memnundurlar. Hani çevremizle, kendimizle barışık olma durumu. Kapasitelerin farkındalar, öğrenmeye ve değişime açıklar, mücadele etmeyi seviyorlar. Çünkü kendi gücünü kullanmayı, hani zorlukla karşılaşmayı seviyor ki orada bir engel var, onu yıkmak bu güvenini daha da artıracak belki. Yaptıkları işlere kolay konsantre olurlar. Düşünün en zor, en böyle hani konsantre olamadığınız, odaklanamadığınız konular neler olur genelde? Bir türlü başlayamazsınız. Sevmediğiniz, sıkıcı, zor. Değil mi? O kolay görünen bir iş nasıl olur? Hemen yapayım, çıksın aradan. Bitsin. Yani hemen konsantre olabiliriz. Ama zor olduğu zaman bir odaklanmamız gerekir. Bir hani kendimizi toplamamız gerekir. Bunun için güce ihtiyacımız var. Ama kendimize güvenmiyorsak konsantre olamıyoruz. Yani nasıl yapacağız? Hani çünkü kolay bile bize zor görünebilir bazen. Güvenle bunu üstesinden geliyoruz. Başarı kadar başarısızlıklarını da kabullenir ve başarısızlıklarından ders çıkarmayı ihmal etmezler. Sorumluluğu dış etkenlere bağlamazlar. Çünkü hayatın kontrolünün kendisinde olduğunu düşünüyor. Hani kendi kapasitesiyle, kendi gücüyle, yetileriyle hayatını şekillendirdiğine inandığı için herhangi bir şekilde başarısız olduğu zaman da sorumluluğu hani işte öğretmen bana taktı, elektrikler kesildi, şöyleydi, böyleydi diye yüklemiyor. İnsanın ilişkileri kuvvetlidir, sevilebilir olma duygusu. Eleştiriye karşı hoşgörülüdürler. Başkalarıyla değil sadece kendileriyle yarışırlar. Onların derdi kendiyle, kendinin en iyisini yapabilmek. Güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadırlar. Devam edelim. Özgüven kazandırma adımları. Hepsini gördük. Bir anda güvendim. Üç adımdan oluşuyor. İlk adım farkındalık yaratmak. İkinci adım övmek. Ve üçüncüsü motive etmek. Kendime güveneceksem önce güveneceğim şeyi tanımalıyım. Neye güveniyorum? Önce farkındalık yarat. Sahip olduğu güçlü özelliği, becerisi, geçmiş başarısı, güçlü kaynakları. Önce farkına vardırmak. Kendisinin de hatırlamasını, fark etmesini sağlamak. O iç aydınlanmayı yaşatmak. Ardından övmek. Sizi de çok önemsedikleri için sizden gelecek övgünün anlamı daha da büyük. Başarmışsın. Seni tebrik ediyorum. Bu bursu kazandın. Tebrikler. Ve son adım motive etmek. Başardın. Ne güzel. Tebrik ediyorum. Yine başarabilirsin. O zaman çocuk da düşünecek bu siyahı. Ya ben bunu yapabildim. Demek ki bunun için güç var içinde. Başarabilmemi sağlayan takım özellikler var bende. Onları yine kullanırım, yine başarırım. Başardın. Mutlu oldum. Tebrikler. Takdir ediyorum. Yine başarabilirsin. Yine mutlu olabilirsin. Kendi çocuklarınızla da bunları bu adımları uygulayabilirsiniz. Keşke zamanımız olsa bununla ilgili bir uygulama yapabiliyor olsak. Eski meslek ses koçlarımız hatırlayacaklar. Geçen seneki gönüllülük buluşmalarında yapıyorduk. Yani çok da keyifli oluyordu. Bir genci oturtup ona böyle özgüven kazandırmaya çalışıyorduk. Ama ne hikmetse her oturan gencimiz böyle ısrarla bir şey yapmıyordu. Bize bilgi vermiyordu, kaynak vermiyordu. Bunu birazdan kılavuzumuza bakarken uygulamalarda da bu adımlardan gidebiliriz. Bütün buluşmalarımızda, temalı buluşmalarımızda da bu adımları takip edebiliriz. Mülakattan başlayarak. Devam edelim. Şimdi kılavuzumuza geliyoruz. Hayır, gelmiyoruz. Hedefimizi, hedefle ilgili konuşuyoruz. Hedef sahibi olduğumuzda tüm duruşumuz ona hizmet ediyor. Geçen tüm saniyelerimizde zihnimiz hedef üzerine düşünüyor. Konuşmalarımızı, ilgimizi ve öğrenimimizi hedefimiz belirliyor. Önemli olan hedefi belirlemiş olmak. Hedefe bağlılık ondan sonra geliyor. Hedef, isteğin, hayalin, eyleme dönüşmüş hali. Ne işimize yarıyor? Neden hedef belirliyoruz? Önceliklerimizi açığa çıkartıyor, planlı hareket ettiriyor, önemli kararlar verebilmeyi sağlıyor ve en önemlisi hayalleri gerçeğe dönüştürüyor. Şimdi kılavuzumuza bakalım. Sizin açmanıza gerek yok, burada açacağız ekrandan.
Temel güvenli hedefe doğru. Uzaylıların kendilerine olan güvenlerini arttırmak, hedefleri belirlemelerine yardımcı olmak ve hedef bağlılığı yaratmak amacımız. Kullanılacak formlar var. Her modülün yani her buluşma uygulama adımlarının ardından formları görüyoruz. Formlar ayrıca MLK formu ve bursiyer formu olarak ayrıldı. MLK formu sizin uygulama formu. Size örnek olacak olan orada açıklayıcı bilgiler var, birazdan göreceğiz. Bursiyer uygulama formu ise üstünden fotokopi çekip bursiyerlere dağıtacağınız formunuz. Ve yapılacak olan aktivite, yani ekstra bir aktivite varsa o da burada yazıyor. Mesela bu buluşmada gelecekteki ben drama çalışmamız var. Özgüven için farkındalık yaratıyoruz. İlk adım hani o farkındalığı yaratmak için güçlü kaynakları, güçlü özellikleri yakalayabilmek için burada bir formumuz var. Tabii her zamanki gibi uygulama adımlarına geçmeden önce ilk girişimizi yaptık, muhabbetimizi yaptık. Çünkü öğrenciler bizi bekliyorlar, sabırsızlıkla belki paylaşmak istedikleri özel bir şey var. Bir dersten biri çok yüksek not aldı, onu paylaşmak istiyor ya da bir proje yaptılar. Bütün bu hani onların konuşma ihtiyacına giderdikten sonra temamıza geçiyoruz. Geçtiğimiz zamanda konuşturarak daima onlardan tanımları alıp, onların bilgilerini alıp daha sonra işte kendi bilgilerimiz, kurslardaki bilgiler, deneyimlerimiz, tecrübelerimizden faydalanıyoruz. Formumuza bakalım hemen. Şimdi MLK uygulama formu görüyorsunuz, üstünde yazıyor. MLK uygulama formlarının üstünde açıklayıcı bir bilgi var. Size yol gösterebilecek bir bilgi. Nasıl formun doldurulacağı yazıyor. Bundan farklı olarak bursiyer uygulama formunda bölüm yok. Direkt doldurulacak bölümler var. İlk bölüme güçlü özelliklerini doldurmalarını istiyoruz. Olumlu kişilik özellikleri nelerdir? İletişim becerisi, çalışkanlık gibi. Daha sonra bunları paylaşıyoruz. İlk bölüm doldurulduktan sonra grupça birbirimize konuşalım. Bir grup içinde söylesinler o özellikleri. Sonra sahip olduklarım, değerli kaynaklarım nelerdir? Hani iyi bir çalışma ortamım var, ailem bir destekliyor, bana ders çalıştıran bir komşum olabilir. Değerli kaynaklar nelerdir bana destek olan? Ve sonra koşum nedir? Ve sonra başarılarım. Geçmiş başarılarım ve bu başarıya ulaşmamı sağlayan, bana destek olan kaynaklar, güçlü özelliklerim nelerdir? Başarımı yazıyorum. Ve destekçilerimi yukarıdan seçiyorum. Mesela OKS sınavında yüksek not aldım. Başarım. Güçlü özelliklerime çalışkan olmak yazmıştım. Destekçim çalışkan olmam. Sahip olduklarıma bana ders çalıştıran komşum yazmıştı. Destekçim bana ders çalıştıran komşum. Bir farkındalık yaratıyor mu sizce? Yaratır mı uygulama? Düşünüyoruz, beraber konuşuyoruz. Hani hem güçlü özelliklerimiz, kaynaklarımız ve somut olarak hani bunlar bir kişi havada kalmıyor da. Bunları geçmişte kullandığımız örnekler bulmaya çalışıyoruz. Bunları kullandık biz. Güçlü özelliklerimizi kullandık, kaynaklarımızı kullandık ve bu başarıya ulaştık. Burada biraz şey var, uygularken. Özgüven kazandırma adımları, az önce konuştuğumuz. Farkındalık yaratıyoruz. Sonra kursiyerler paylaştıkça takdir ediyoruz, övüyoruz ve başarmışsınız, yapmışsınız artık ne örneği vereceklerse bize onun üzerinden hani hep başarma sözcüğünü kullanıyorum ama başarı odaklılık olarak düşünmeyin bunu. Farklı örnekler de olabilir. Ve bundan sonrası için motive etmek. Kılavuzumuza dönelim. Başarılar sadece eğitimle ve bütün hayatıyla ilgili. Bütün hayatıyla ilgili olur. İkinci adım, özgüvenin bireye kazandırdıklarını tartışıyoruz. Onları konuşturarak kendi bilgi ve deneyimlerimiz, kutulardaki bilgiler. Özgüvenli ifadelerimizi geliştiriyoruz. Yine bir formumuz var. Güvenli ifadelerin formu. Bilirsiniz hani böyle bir şeyi 40 kere söylersen olur derler. Sürekli belli ifadeleri kullandığımız zaman onlara gerçekten inanmaya başlarız. Yani bu aslında birbirine bağlı da. Hani aklımızdakini söylüyoruz, söylediğimize inanıyoruz. Şimdi güvenli ifadeler geliştirmeye çalışıyoruz. Hani yapamazsın, edemezsin yerine yaparsın, edersin dedik ya. Bu sefer de kendi tarafımızda, bursiyerin tarafında. Yapamam yerine yapabilirim. İnanmıyorum yerine inanıyorum. MLK uygulama formu olduğu için iki tarafı da dolu. Ama bunun bir uygulama olması için bursiyer uygulama formunun burası boş. Boş
boş olanı çoğaltıyoruz. Evet, boş olanı çoğaltıyoruz. Burada kullanmayacaklarımız var. Güvenli ifadeleri alışmak için neler kullanabiliriz? Kursiyerlerle beraber dolduruyoruz. Biz size örnek olması için buraları doldurduk. Ama bu tek doğru cevap anlamına gelmiyor. Sizler kursiyerlerinizle beraber ya da kendiniz farklı farklı ifadeler geliştirebilirsiniz. Buyurun. Bu ifadeler konusunda ben kendi yaşantımda da çok dikkat ettiğim için otomatikte de etmişim galiba. Hatta arkadaşımla da ufak bir konuşma oldu yemek yerken. Bana iş mi yok sloganlarında. O öyle değildi, bana iş mi var idi demişim. Çünkü ben ondan rahatsız olmuştum dün. Beyin translate etmiş. Şimdi oradaki yok benim için güvensiz bir ifade, negatif bir ifade. Mesela aynı şeye çıkıyor, bana iş mi var? Bana iş var. Ya da bana bir iş yok. Oradaki yok. Mesela bu anlamda beni zaten dikkatimi çekip rahatsız etti de bir de üstelik yani beyin geçirdiği için. Bu projenin bir işine feedback oldu. Bana bir iş yok. Bana bir iş mi var? Yani, bana bir iş yok. Yani özgüven yüksek bir ifade. Bana bir iş yok. Bana bir iş yok. Ben yokum. Ben yokum. Ama doğru ki yani şey. Orada tamamlıyor. Reklamla ilgili geri dönüşümüzü vermiş olduk. Lafı devam ediyoruz. Allah takıldı. Bana iş mi yok? Var mı? Reklam yok arkadaşlar. Burası var. Hedef belirlemenin önemini vurguluyoruz. Hedefe geçtik, hedefleri konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Hedef nedir arkadaşlar? Neden önemlidir sizce? Girişimizi yaptık, onları konuşturduk. Hedef belirlerken dikkat etmemiz gerekenleri paylaşıyoruz. Çok önemli bir adım. Az önce sizlerle konuştuklarımız o hani astronot olmak vesaire meseleleri burada. Hedef başkalarının istek ve beklentilerine göre değil, bireyin kendisinin isteme seviyesine göre belirlenmeli mesela. Sahip olunan yetenek ve güçlerle ulaşılabilecek nitelikte ve gerçekçi olmalı. Şaziye miydi Emel Hanım? Evet. Kursiyerinizin adı. Şaziye futbolu oynuyor, futbolu seviyor, onunla ilgili çalışabilir. Ama Şaziye'nin hedefi futbol, milli takımda oynamak olabilir mi? Olabilir. Bayağı bir yolu. Hayır kardeşim, öbüründe. Bayağı bir erkek futbol takımında oynamak olabilir mi? Olabilir. Olamaz. Hani o daha başarılı önde olan o ya. O yüzden beni bir şekilde bu üç örnek zaten sahip olan yetenek ve güçlerle ulaşılabilecek nitelikte ve gerçekçi olmalı. Ve diğer hedef belirlerken dikkat etmemiz gereken bize yardımcı olacak bilgiler yazıyor. Kendi bilgi tecrübelerimiz tabii onlara sorarak siz daha önce hedeflerinizi belirlediniz mi? Ya da bir hedef belirlerken bunların hepsi uzun vadeli hedefler olmak durumunda değil. Yani kısa vadeli hedeflerimiz de var. Bir haftalık hedefimiz olabilir, bir aylık hedefimiz olabilir. Bir şeye ulaşmak için hedefler belirleyebiliriz kendimize. Hani nelere dikkat ediyorsun hedef belirlerken? Nasıl bir plan yapıyorsun kendine? Gibi onları konuşturarak paylaşıyoruz. Hedeflerin formumuz var. Bakalım formumuza. Burada işte bir hedefe belirleme pratiği yapıyoruz. Ama burada belirlenecek, yazılacak olan hedefler, onların kesin hani bağlılık gösterecekleri hedefleri olmak zorunda değil. Sadece bir uygulama yapıyoruz. Aşağıda oynayabilirsek bize. Uzun vadeli hedeflerim 10 yıl sonra yapmış olmayı istedikleri. Orta vadeli hedeflerim 3 yıl sonra. Kısa vadeli hedeflerim 1 yıl sonra. Burada dikkat edeceğimiz çok tek nokta birbiriyle bağlantılı olmalısı. Mesela uzun vadeli hedefim ileride iyi bir aşçı olmak. Orta vadeli hedefim aşçılık meslek yüksek okulunu kazanmak. Kısa vadeli hedefim liseyi, yani meslek lisesini başarıyla bitirmek. Birinci maddede yani aynı numaralı maddelerle birbiriyle bağlantılı olanların yazması. Çünkü kısa vadeli hedeflerim beni orta vadeli hedeflerime, orta vadeli hedeflerim uzun vadeli hedeflerime götürüyor. İkinci sayfada ise bu hedeflerden bizim için en önemli olanları seçiyoruz ama şu an için yani uygulamayı yaptığımız an için tekrar hatırlatıyorum. Bunlar onların kesin bağlılık gösterecekleri hedefleri olmak durumunda değil. Hedefime ulaşabilmek, ulaşmak için yapmam gereken, işte burada planımızı yapıyoruz. Ne yapmalıyım?
orta vadeli hedefime ulaşmak için ne yapmalıyım? Nasıl kazanabilirim aşçılık meslek yüksekokulunu? Bunun için adımlarım nelerdir? Ve eğlenceli olması için biraz da, motive edici olması için, ki muhakkak hatırlayacaklar ileride 10 sene sonra bile olsa, hedefime ulaşırsam kendime vereceğim ödül. Hedefe ulaşmanın kendisi bile bir ödül ama hani orada buraya esprili bir şey yazmak. Ya da aksatırsam planımı, kendime vereceğim ceza. Buraya da esprili bir şekilde kursiyerlerle konuşarak dolduruyoruz. Tekrar kılavuza dönüyoruz. Hedefimize ulaştığımızı hayal ediyoruz. Her şey hayal etmekle başlar. Agah Bey de dedi, hani hayalleri söndürmeyelim, hepimize hayaller yaşatıyor diye. Düşün, çok istediğiniz bir hayal. Böyle gözlerinizi kapatıyorsunuz ve canlandırıyorsunuz. Kendinizi o hayale ulaşmış şekilde. İyi hissediyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Eğer bu hayal ulaşılabilecek bir hayalse, bunu canlandırmış olmak, hayal etmiş olmak bile motive etmez mi sizi? Çünkü bu iyi hissi biraz yakaladınız. Ya istediğiniz bir şey var, hayalinizi gerçekleştirmiş olmayı düşünüyorsunuz. Sizi iyi hissediyor. Demek ki ben buna ulaştığım zaman iyi hissedeceğim. Çok daha fazla mutluluk. O mutluluk, o iyi hissetme enerji veriyor, güç veriyor. Hani itici güç oluyor orada. O yüzden böyle bir aktivitemiz var. Kendilerine gelecekte olmak istedikleri hedeflerine ulaşmış bir şekilde hayal etmelerini, canlandırmalarını istiyoruz. Belki gözlerini kapattırabiliriz, biraz havaya sokabiliriz onları, canlandırmalarını isteriz. Ama böyle bütün bir resmi görmeleri, nasıllar, nasıl görünüyorlar, kaç yaşındalar, ne iş yapıyorlar, çevrelerinde kimler var, ilişkileri nasıl, bütün bir resmi canlandırmalarını istemek. Daha sonra bunları birbirleriyle paylaşmak, konuşturarak, hani birbirleriyle işte seneler sonra konuşmuş gibi olabilir mesela, seneler sonra karşılaşmış gibi. Ne yapıyorsun, nerede çalışıyorsun gibi böyle bir drama çalışması yapıyoruz. İlk buluşmamız budur. Emel Hanım buyurunuz. Sandalye getiriyorum size. Bir tane alabilir miyiz? İki tane bursiyer arkadaşa ihtiyacım var. Yani bursiyer kim bursiyer olmak ister? Çok kısa 10 dakikalık bir canlandırma yapacağız. Emine Hanım eski meslek lisesi koçlarımızdan biri. Hani bu uygulamayı nasıl yapıyor? Şöyle bir üstünden geçeceğiz. Tabii normalde 1 saat, 2 saat hatta bana kalsa 3-5 saat sürebilecek bu uygulama. Ama hani o adımların üstünden nasıl geçiyoruz onları bir görelim sadece. Muhakkak başlangıç konuşmamızı yapıyoruz. O girişi yapıyoruz ama şimdi zamanımız olmadığı için Emel Hanım'a burada onu yapamayacak. Ama aktiviteleri nasıl yapıyoruz bir görmüş olalım. Sadece 10 dakikalık bir canlandırmayla iki tane bursiyer rica ediyorum. Seçeyim mi ben? Şey der mi? Aslında Yakutlar olabilir. Çünkü o arada çocukların daha yaşamış oldukları şeyleri daha iyi canlandırabilirler düşüncesindeyim. Kerem Bey ve Murat Bey. Zümrütlerden olsun bence. Yönlendirme tutmadı. Yani kendinizi bursiyer yerine göreceksiniz arkadaşlar. Orada bursiyerle bu şekilde hatırlayacaksınız. Evet, bursiyerle mi karşılar? Hoş geldiniz Agah Bey. Müzet Beyler de geldiler. Müzet Bey direkt aynı. Hakem olarak oturmak. Nasıl biliriz? 200 kuruş daha iyi. Telefon lazım. Buyurun. Biz bundan, yani dün yaptınız mı bilmiyorum ama hani biz önceki buluşmalarımızda bunları yapıyorduk. Çok tecrübeliyiz. Hani o çocuklar gibi davranıp o çocuklar gibi düşünüp hani hareket edersek hani daha başarılı bir drama yapmışız. Bu anlamda ben nasıl çocuklara yaklaşıyorum, sizlere de aynı şekilde yaklaşacağım. Evet, Hanım çok tecrübeli gördüm. Bu eğitimlere bayağı tanıttınız. Evet, ben onlara hoş geldiniz arkadaşlar diyorum, sizlere de aynı şekilde. Kısa geçelim, hani işte ne yaptık burada hepsiniz faslında. İşte özgüven ve hedef belirleme ile ilgili.
neler yapacağız? İlk önce formları ben vermek isterim. Erkek buluşma formatına geçmiş olalım mı? Evet, işte o yani karşımızdan Mecdet ve Agah var. İsimlerinizi hitap etmek isterim. Agah Hüseyin, Mecdet, bu da senin formun. Buluşmada, biz de şunu konuştuk, yani tecrübeli meslek ses koşulları olarak dokümanların üzerinden gitmek, hani bu formlar ya da ne bileyim o slaytların üzerinden gitmek, o doğallığı, o doğaçlamayı biraz sanki şey yaptı. Hani bütün diğer meslek koçlarımız böyle bir kanıya vardı. Hani doğallığı şey yaptık, şeyler üzerinden gidiyoruz, dokümanlar, slaytlar falan. Onun yerine daha doğal, daha içten ve daha samimi nasıl olabiliriz diye konuştuk. Öyle olmak daha başarılı ve daha etkili oldu. Dolayısıyla formlara yine yazalım ama birebir de diyalogları daha tabii daha ki, önemli. Tabii ki, kesinlikle. Bu görsel materyalimizden ziyade hani daha doğal yeni sohbetlerde geçmesi daha etkili oluyor. Dolayısıyla ben bu buluşmada bu materyallerden ziyade çocuklara ilk önce hedeflerinin neler olduğu ve bunlara nasıl ulaşabileceğinizle ilgili yazın istedim bu formlara. Dolayısıyla ilk formları yapabilirim. Formlarla ilgili şunu söyleyeyim sadece. Hani muhakkak siz şekillendiriyorsunuz, içinize sinecek şekilde hani memnun olacağınız, kendinizden katılacağınız.